Yeniden herkese merhaba. Roma videolarının ikincisini yapıyoruz bugün bu sabah. Yine erken saatte dışarıya çıktık. Roma'da erken saatte dışarıya çıkmak gerekiyor çünkü yürünerek gidilebilecek çok yer var. Hele merkezi bir yerde kalıyorsanız benim gibi yürüyerek gidebileceğiniz yerlere ulaşmak amaçlı ve günü daha iyi, zamanı daha iyi kullanabilmek amaçlı erken çıkmak bayağı işe yarıyor. Ve bugün Roma'da görülmesi gereken, bir kişinin Roma'da mutlaka görmesi gereken popüler yerleri gezdik. Bugün ne yapıyoruz? Bugün de gizli saklı, kıyıda köşede kalmış, aslında yine popüler olan ama diğer yerler yüzünden çok fazla ilgi gösterilmeyen noktalara gideceğiz. Her video için olduğu gibi bu video için de bir isteğim var. Sizlerden videoyu beğenmenizi, kanala abone olmanızı ve hatta bir tık da olsa yine yorum yapmanızı istiyorum. Keza böylece hem Keşfet TV kanalında Erkut Özen'e destek olmuş olacaksınız, hem de bu videoların devamı gelmesi için büyük bir motivasyon kaynağı yaratıp videolarda da emeğiniz gerçekleşmiş olacak. Katıl aboneliği butonuna basıp gerçek anlamda küçük de olsa destek veren herkese de teşekkür ediyorum. Oradaki abonelikleri incelerseniz, oradan da bir desteğiniz olursa, ne diyeyim artık, çok da teşekkür etmek bile gereksiz. İyi ki varsınız deyip geçerim. Roma'da yapılacak benzersiz bir şey arıyorsanız yine Roma'nın gizli mücevherlerinden bir tanesi hemen arkamda duran Kapuçin Manastırı. Burası öylesine değişik, öylesine ilginç, öylesine enteresan ve öylesine etkileyici ki girdiğinizde, içeriye girdiğinizde gerçekten hem tüyleriniz diken diken oluyor hem de çok şaşırıyorsunuz. Bakın içinde neler var diyemeyeceğim çünkü içeride çekim yapmak, fotoğraf çekmek, kamerayla çekim yapmak yasak. Ancak size burada anlatabilirim. Hemen arkamda bulunan kilisenin en önemli özelliği bir Kapuçin Manastırı'na ait olması. Kapuçin Manastırı'na ait olmasının yanında hemen altında bulunan mahzende 4000 tane keşişin kemikleri yatıyor. Kemikleri yatıyor olması tabii ki çok ilginç bir şey değil. Ancak bunların gömülmemiş olması işte Roma'nın gizli sırlarından bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. 1528'den 1870 yılına kadar ölen bütün Kapuçin keşişleri işte burada kemikleri sergilenerek yatıyorlar, dinleniyorlar, bir aradalar. Bunun yapılma sebebi keşişlere ölümün kaçınılmaz olduğu ve bir gün herkesin aynı sonu tadacağı. Şapellerden birinin üstünde şimdi neyseniz biz bir zamanlar oyduk, biz şimdi neysek siz de gelecekte o olacaksınız şeklinde bir yazı var. İşte Kapuçin rahiplerine ölümün kaçınılmaz olduğunu hatırlatan bu kilise ve altındaki Kapuçin keşişlerinin mezarlığı Roma'nın gizli sırlarından bir tanesi. Yine buraya gelindiğinde mutlaka ziyaret edilmesi gereken noktalardan biri ve içeriye giriş tabii ki ücretli. Popüler noktasının yanında sakin, ıssız, tenha, sessiz köşelerinden bir tanesi de hemen işte o popüler noktalarının bitişiğinde bulunuyor. Via Margut'ta onlardan biri. Roma her ne kadar ünlü olsa da, her ne kadar popüler olsa da 1953 yapımı Roma tatili filmi Roma'yı çok daha üst seviyelere taşımıştı. Roma'yı anlatan en ikonik filmlerden biri olarak da tarihe geçmişti.
1953 yapımı Audrey Hepburn ve Gregory Peck'in başrollerini oynadığı Roma Tatili filminden sonra bu caddede çok ünlü oldu. 1960'lı ve 70'li yıllarda çok fazla sayıda zengin bu mahalleden ev aldı. Daha sonrasında bütün dükkanlar pahalı restoranlara ve sanat galerilerine çevrildi ve daha sonrasında da Via Margutto Margutto sokağı bu hale geldi ve Roma'nın en ikonik yerlerinden bir tanesi olarak o dönemden beri özelliğini koruyor. Tabii son dönemde popüler yerlerin dışında Roma Tatili filmi de bir ölçüde unutulunca burası da tenha olarak kalmaya devam etti. Ancak yine de özellikle mevsimden dolayı şu anda biraz renksiz gibi gözükse de bu duvarlardaki sarmaşıklar ve içlerinde açan çiçeklerle Via Margutto Roma'nın en özel köşelerinden bir tanesi ve tabii ki hem Instagram hem sosyal medya hem de fotoğrafçılar için nefis kareler veren muhteşem bir mekan. Roma Tatili filminde Audrey Hepburn ve Gregory Peck bu caddede çekimlerde bulunurlarken filmin baş kahramanı Joe Bradley işte bu mahallede yaşıyordu, 51 numaralı evde yaşıyordu. Hem de tamamen burası. Şimdi içine girip bakacağız. Roma'yı gezerken birçok tarihi eser görüyorsunuz ve bu tarihi eserlerin aslında sadece dış yapılarını geziyoruz. Çünkü onların içinde bulunan birçok eser, değerli olan birçok eser koruma altına alınmış durumda. 1883 yılından itibaren toplanan eserler işte Palazzo Massimo'da, dünyanın en önemli arkeoloji müzelerinden biri sayılan Palazzo Massimo'da korunuyor ve burada örneğin İmparator Augustus'un eşi Livia'nın köşkünden getirilen mozaikler, onun yanında M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen takılar, mücevherler, heykeller, daha birçok şey Palazzo Massimo'nun bu binasında, Villa Peretti'nin bu binasında 1883'ten sonra saklanmaya başlanmış ve nefis bir koleksiyon oluşturulmuş. Palazzo Massimo olarak bilinen Villa Peretti binası, Massimo ailesinin bir dönem yaşadığı bir yer ve daha sonrasında devlet tarafından mülk olarak alınmış ve şu anda Roma Ulusal Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Roma'nın gizli hazinelerinin saklı olduğu bu köşeyi mutlaka Roma gezinizde, Roma ziyaretinizde, Roma tatilinizde ziyaret edin. Roma'nın popüler bölgesinin dışında kalan önemli gizli hazinelerden bir tanesi de Santa Maria Addolorato Kilisesi. Peki Roma gibi bir yerde 900 kilise varken burası neden dikkat çekici özel bir kilise? Çünkü burası Arjantinli rahipler tarafından yaptırılan ve Arjantinli piskoposlar tarafından desteklenen Güney Amerika bazlı ilk ulusal kilise İtalya'daki ve 900 kilisenin arasında özellikle dışarıda bulunan mozaikleriyle, güneşe göre, ışığa göre renk değiştiren mozaikleriyle çok dikkat çekiyor. Çok eski gözüken mozaikler var ancak kilise aslında 20 yıl süren inşaatını 1930 yılında bitirip yeni tarihli kiliseler arasında yerini almış. Santa Maria de Aldorato
ne demek? Hüzünlü Meryem Ana Kilisesi anlamına geliyor. Yalnız Roma'ya geldiğinizde aynı isimde iki tane kilise var. O yüzden buradaki farklı bir kilise. Bunun konumunu da yine keşfet.tv blogunda, internet sitesinde bulabilirsiniz. Şimdi Roma'daki gizli saklı hazineleri gezmeye devam ediyoruz. Yine Roma'nın en özel fotoğraf veren noktalarından bir tanesi Quartiere Coppedi. Harika bir bölge, küçücük bir mahalle ama bu mahallenin etrafında, yani burada bir dört yol ağzı var ve bu dört yol ağzının hemen ortasında bir çeşme bulunuyor. Çeşme faal, bakımlı ve onun etrafındaki binalar öylesine ilgi çekici ki bir peri masalından çıkma gibi adeta. Üzerlerindeki detaylar, sanat eserleri ve İşlemeler çok etkileyici görüntüler veriyor. Mutlaka Roma ziyaretinde buraya gelmelisiniz. Roma sokaklarında gizli kalmış köşelerinde yürümeye devam ediyoruz. Aslında gizli kalmış köşeleri falan değil Roma'nın bu gezdiğimiz yerler. Ama öylesine popüler yerler var ki onların yanında çok da turistin ziyaret etmediği, biraz da gözden düşmüş gibi gözüken ancak bilenlerin ziyaret ettiği önemli noktalar. Aslında popüler yerlerden çok daha fazla detay içeren bir dolu gizli köşe daha var Roma'da. Tabii bu videoya hepsini sığdırmamız olanaksız. Bir de ben kendi yürüme rotamda bulunanları geziyorum şu anda. Bazıları da bu yürüme rotasının dışında. Onları da ne yapıyoruz? Birlikte yine bir Roma tatili, Roma gezisi, Roma turu yaparsak, keza biz hep yapıyoruz, siz de bize katılırsanız anlamında söylüyorum bunu. Hep beraber Roma'nın gizli kalmış köşelerini, diğer şehirlerde olduğu gibi farklı noktalarını, sadece turistik yerler değil, onun dışında gezilmesi gereken değerlerini de birlikte gezme şansını yakalarız. Rafael, Vazquez gibi ünlü sanatçıların eserlerinin bulunduğu, Michelangelo gibi sanatçıların da eserlerinin yine belirli dönemlerde sergilendiği Galleria Doria'da, yine çok ayaküstü bir mekanda Vittoriano heykeli ile Trevi Çeşmesi arasında yürürken çok göz ardı edilen bir yerde kalıyor. Sadece bir kapıdan giriliyor ve bu muhteşem binanın içerisinde böyle bir galeri var. Giriş yine ücretli. Ve belirli saatlerde açık, eğer yine sanatla resimle ilgileniyorsanız nefis bir yer burası. ...1889 ile 1911 yılları arasında inşaatı devam eden bu yapı, görmüş olduğunuz süslemeleriyle birçok yolsuzluk söylentisine de yol açmış. Adalet Sarayı'nın hemen çok yakınlarında bulunan Vatikan'ın papalık dolayısıyla sağladığı ya da sağlayamadığı adaleti biraz da sembolik olarak yıkmak için bu kocaman gösterişli bina işte buraya inşa edilmiş. Hemen Tiber Nehri kenarına. Yüksek Yargıtay binasının hemen çevresinde bulunan bu heykellerde ünlü İtalyan hukukçulara ait. Ünlü İtalyan hukukçular arasında birçok tarihe geçen Roma hukukuna yönelik eserlerde katkısı bulunan insanların da olduğu biliniyor. Yine bu bina 1926 ile 45 dönemleri arasında, Mussolini döneminde de özellikle yine bina içerisinde bulunan bir salon özel faşist mahkemelere ev sahipliği yapmış ve bu nedenden dolayı da yine tarihi hikayelerde çok fazla öyküyle yer alıyor Roma Yargıtay binası. Nazi döneminde, Nazi işgali döneminde, 2. Dünya Savaşı'nda da Naziler idam mangalarını bu binada konuşlandırmış ve yine adalet sistemi üzerinde gerekli olan, kendi gerekli gördükleri idamlarını da yine burada gerçekleştirmişler. Şimdi ünlü Tiber Nehri'nin üzerinden, Umberto Köprüsü'nden arkamıza Yargıtay binasını, Roma Adalet Sarayı da diyebiliriz, alarak devam ediyoruz. Yine bu binada hukuk kütüphanesi de, ünlü hukuk kütüphanesi de bu binada yer alıyor. Bu dünya içinde önemli kütüphaneler, hukuk kütüphaneleri arasında bulunuyor. Bu da önemli bir bilgi. Roma için önemli bir eser yani, anlayacağınız. Tiber Nehri'nin kenarından Umberto Köprüsü üzerinden şu anda Piazza Navona'ya doğru
yürüyoruz. Galeri Şahra hemen bütün popüler yerlerin birleşme noktasında bulunan gizli bir detay, adeta Roma'nın en gizli mücevherlerinden bir tanesi ve gerçek anlamda bir sanat şaheseri. Bir prense ait bir mülkün daha sonra kamulaştırılması sırasında burası halka açılmış ve buradaki sanat eserleri korunmaya devam etmiş. Kadının yüceltilmesiyle alakalı freskler hemen yukarıda bulunuyor. Trevi Çeşmesi'nden çıktığınızda hemen yolun üzerinde sola doğru dönerseniz bir McDonald's var. McDonald's'ın yanından sola doğru döndüğünüzde Romalıların kestirme bir yol olarak kullandıkları bu avlunun içerisinden geçip bu harika şaheseri görme fırsatında yakalarsınız. İşte Roma'daki gizli mücevherlerden bir tanesi de Galeri Sciarra'ydı. Roma'da yürümeye ve Roma'nın aslında bilinenin dışındaki güzel gizli kalmış köşelerini görmeye devam ediyoruz. Bakın şimdi nereye gideceğiz. Roma'nın ortasında gezerken, buraları turlarken Panteon'dan birkaç blok ötede bu kazıntı alanı, bu kazı alanı dikkatinizi çekecek. Bu kazı alanının bir özelliği var. Burada 4 tapınak ve Pompei tiyatrosunun kalıntıları bulunuyor. Aynı zamanda şu anda burası kedi barınağı olarak kullanılıyor. 130 tane kedi evsiz kadınlar tarafından, yine Romalı evsiz kadınlar tarafından burada bakılıyor. Ve kedi barınağı olarak kullanılan bu alan onlara güvenli bir hayat sağlamak amacıyla burada oluşturulmuş. Tabii buranın önemi sadece kedi barınağı olması mı değil. Bu 4 tapınak ve Pompei tiyatrosunun bulunduğu bu alanda 1929'da başlayan kazı çalışmalarında bir şey daha ortaya çıkıyor. Roma tarihinin en önemli karakterlerinden biri olan kısa hükümdarlık süresi boyunca bütün Roma tarihine damga vuran Julius Caesar'ın vurulduğu yer işte tam da bu alanda bulunuyor. Bu merdivenlerden inerken, Pompei tiyatrosunun merdivenlerinden inerken Julius Caesar işte tam da burada bir suikaste kurban gidiyor. Burası da Yahudi soykırımı, Yahudi mahallesi olarak anılan bir yer ve yine 16 Ekim 1943'te burada işte o acı olayların yaşandığı dönemde çok fazla acılar burada da yaşanmış, öyle diyelim. Burası da Piazza Matei. Yine Roma'nın gizli cennetlerinden bir tanesi, gizli köşelerinden bir tanesi. En azından benim için. Çünkü buradaki bir kafe, hemen arkamda bulunan şu kafe, Roma'nın kalabalıklığından kendimi atmak için kullandığım bir ferahlama mekanı oluyor benim için. Burası da bana özel olsun. Piazza Matei benim özel noktalarımdan bir tanesi. Belki Roma'nın en keyifli, en kalabalık yerlerinin hemen bir sokak arkasında bulunan nefis bir kurtuluş alanı burası, nefis bir kaçış alanı burası ve buradan da birçok yere çok kolayca ulaşabiliyorsunuz. Piazza Matei. Piazza Matei'den Tiber Nehri'ne doğru giden bu sokakta yine harika görüntüler veren, özellikle ilkbahar aylarında, yaz aylarında hem gölgelik olan hem de bu yeşillikler dolayısıyla, duvarları kaplayan sarmaşıklar dolayısıyla nefis görüntülere yol açan mükemmel bir sokak. (Gülüyor)
Roma'nın şehir merkezinde bir ada olduğunu biliyor muydunuz? İşte Isola Tiberina, Tiber Adası bu şehirdeki en gizli mücevherlerden biri benim için. Nefis bir yer burası. Hemen arkamda bulunan Kudüs Meydanı'ndan bu tarihi köprüden geçerek Tiber Nehri üzerinde yüzen bu eşsiz adaya ulaşabiliyorsunuz. Evet, Isola Tiberina çok enteresan bir ada. Tarihi 10. yüzyıla kadar uzanan bir basilikaya sahip yine adanın üzerinde bulunan. Bundan daha ötesi de yine o basilikadan önce orada eski bir tapınağın kalıntılarının bulunmuş olması. Tiber Adası aynı zamanda 400 yıldan beri faaliyette olan bir hastaneye de sahip ve hala faaliyette bu hastane. Tiber Adası özellikle yaz aylarında nefes alınabilecek, yürüyüşlerin yapılabileceği bir alana dönüşüyor. Ada yaklaşık olarak 3 futbol sahası büyüklüğünde ve dünyanın en küçük yerleşim olan adalarından biri olarak biliniyor. Tiber Adası Roma'daki en gizli mücevherlerden biri. Roma'ya gelen yine herkesin buraya gelmesini de tavsiye ediyorum, öneriyorum. Mutlaka Tiber Adası'nda da Tiber Nehri'nin üzerinde bu yüzen gemi diyelim, vapur diyelim, bunun üzerinde de keyifli vakitler geçirsinler. Kenarında özellikle sahil kısmında Tiber Nehri'ne bakan yürüyüş yolunda yürüyüşlerini gerçekleştirsinler. Ve tabii ki burada ziyaret edilmesi gereken hemen arkamda bulunan bu kilise, eski tapınak kalıntılarının üzerine yapılan kilise de ziyaret edilecek noktalar arasında. Tiber Adası'nda bir de çok eski tarihten beri açık olan bir restoran var. Hala faaliyette. Roma'yı gezmeye devam ediyoruz. Son olarak Trastevere'ye giriyoruz. Burası Roma'nın gizli mücevherlerinden biri değil. Çünkü herkes tarafından biliniyor. Ama burayla ilgili birkaç nokta aktarmak istiyorum. Eğer Roma'ya gelirseniz muhtemelen Trastevere'de ya yemek yiyeceksiniz ya bir şeyler içeceksiniz. Buradaki İtalyanların, buradaki yerel halkın yediği mekanlarda takılmaya dikkat edin. Çünkü genel olarak bu mekanların dışında kalanlar turistik mekanlar ve çok daha fazla ödeme yapabilirsiniz buralarda. Hatta İtalyanlar şöyle bir şey diyor, menüsünde resim olan dükkanlarda yememeyi tercih edin ve özellikle hemen kilisenin ismini unuttum. Videonun altına eklemeye çalışacağım. Onun hemen sağından veya karşı tarafından bir sokak arkasına dönüldüğünde, Trastevere'nin kalabalıklığından uzaklaşıldığında olan mekanlara giderseniz buradaki lokal halkın, yerel halkın yemek yediği yerleri de görebilir ve tabii ki yemeğe, içeceğe çok daha az ödeyebilirsiniz. Nefis caddelerde kendinizi kaybedebilirsiniz. Hani hep söylüyorlar ya, Roma sokaklarında kaybolmak istiyorum diye. İşte en azından bu bildiğiniz caddelerde kendinizi kaybetmekte herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sabah erken saatlerde otelden çıkıp Roma'nın gizli mücevherlerini, Roma'da çok bilinmeyen, popüler olmayan yerleri birlikte gezebilir miyiz diye düşündüm. Yaklaşık olarak 30 tane nokta çıkardım. Ancak sadece birkaç tanesini gezebiliyoruz. Çünkü mevsim de dolayısıyla Roma'da hava çok erken kararıyor.
ve çok erken kararından dolayı gece çekim yapabilecek imkan kısıtlı olduğundan da bazı yerlere yürümek imkanım kalmamış oluyor. Hava sabahtan çok serindi. O yüzden yanıma bir şeyler aldım. Onlar da belirli bir ağırlık yaptı. Tahminimce yaklaşık 20 kilometre yürüdüm bugün ve bu 20 kilometre boyunca size Roma'da görülmesi gereken yerlerin dışında kalan, daha doğrusu görülmesi gereken yerler bunlar ama popüler yerlerin dışında kalan birkaç noktadan bahsetmek isterim. Dediğim gibi 30 tane yaklaşık, 32 tane sanıyorum not aldım, 32 tane yer çıkardım ama bunların belli sayıda olanını gezebildik. Diğerlerini artık burada birlikte yapabileceğimiz bir turda Tiber Nehri'nin kenarında belki birlikte bir şeyler anlatarak hikayelerini, Roma'nın hikayelerini anlatarak yapabileceğimiz başka bir turda, başka bir gezide, başka bir seyahatte geçirmek dileğiyle diyeyim. Ben Erkut Özen, Roma'da Tiber Nehri'nin kenarından herkese sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.